çok yoğun ve çok iyi bir ziyaret oldu. Yani hemen hemen bütün temel konularda anlaşıyoruz. İspanya'yla çok iyi bir ilişkimiz var. Elkan Enstitüsü'nde bir konuşma yaptım. O stratejik perspektifimizle ilgili. İş adamlarına AB sürecimizi anlattım. Sayın Bakan Dastis'le bir araya geldik. Senato Başkanlığı ziyaret ettim. Sosyalist Parti'den ve Halkçı Parti'den milletvekilleriyle bir araya geldik. Çok sayıda da basınla görüşmemiz oldu. Son derece verimli ve iyi bir ziyaret oldu. Dolu dolu bir ziyaret oldu. Tabii bunun çeşitli yönleri var. Bir tanesi hem Sosyalist Parti hem Halkçı Parti'deki milletvekillerine Türkiye'de yaşanan süreci detaylı bir şekilde anlattım. Nitekim onlar AB komisyonu üyesi aynı zamanda. Ve Türkiye ile ilgili bir takım yanlış izlenimlerin nereden kaynaklandığını, bunların arkasındaki sebeplerin ne olduğunu, geçirdiğimiz hain darbe girişimini, terörle mücadele konusundaki çok yönlü yaklaşımımızı ayrıntılı bir şekilde paylaştım. Tabii bazı eleştiriler var. İspanyol basından da takip ediyorum. Bu eleştirileri dışlamıyoruz. Bu eleştirileri dostlardan gelen eleştirileri, müttefiklerimizden, iyi niyetli yaklaşımlardan gelen eleştirileri not ediyoruz. Ve beraber çalışma irademizi ortaya koyuyoruz. Nitekim onlar da aynı şeyi söylediler. Önemli olan beraber çalışmak ve beraber ilerleyebilmektir. Türkiye'nin AB sürecinin ya da Türkiye'deki bazı gelişmelerin dostça ilerleme için mi eleştirildiği yoksa Türkiye'ye karşı şantaj yapılmak için mi kullanıldığı önemlidir. Biz bunun ayrımındayız. Bunu ayırt edebiliyoruz ve İspanya'dan çok olumlu bir yaklaşım görüyoruz. İspanya öteden beri Türkiye'nin AB üyeliğini destekleyen bir ülke. Bu perspektifimizi Elkan Enstitüsü'nde anlattım. Bütün konularla ilgili açık bir şekilde bu sorulara cevap verdik. Dünyadaki durum, Türkiye'nin bu gelişmelere nasıl baktığıyla ilgili. Nitekim daha sonra iş adamlarıyla bir araya geldiğimizde yine AB sürecimizi kendilerine anlattım. Zaten Türkiye'de çok sayıda yatırımları var. Fakat ilginç olan şu tabii. Özellikle Almanya'dan yükselen bazı seslerin Türkiye'ye yatırım yapılmasın dediği bir dönemde İspanyol iş adamlarının Türkiye'ye yatırım yapılması konusunda ne kadar istekli olduklarını ve şimdiye kadar Türkiye'de yaptıkları yatırımlardan ne kadar memnun olduklarını gördüm. Tabii şöyle bir soru sordum. Hani bazıları Türkiye'ye yatırım yapmaya uygun değil, Türkiye güvenli değil diye propaganda yapıyorlar. Herhangi bir iş adamının, İspanyol iş adamının Türkiye'de yatırımı olan bir sorunu var mıdır? Herhangi bir engelle karşılaşıyor musunuz? Herhangi bir baskıyla karşılaşıyor musunuz? Hükümetimizin size yardım etmediği bir konu var mıdır diye. Hiç kimse olumsuz bir şey söylemedi. Hiçbir sorundan bahsetmediler. Türkiye'de gayet iyi karşılandıklarını, her türlü sorunlarının anında çözüldüğünü ve Türkiye'de yatırım yapmaktan çok memnun olduklarını, Türkiye'nin potansiyeline güvendiklerini ifade ettiler. Bu tabii gerçekçi bir bakış açısı. Yani gerçekten Türkiye'de yatırım yapan ve bunun sonuçlarını gören kişilerin ortaya koyduğu bir bakış açısı. Sayın Senato Başkanı'yla bir araya geldik. Ona parlamentolar arası ilişkinin öneminden bahsettim. Kendisi 2015 yılında Türkiye'yi ziyaret etmiş. Kişisel vizyonu bakımından da Türkiye ile ilişkilere önem veren birisi. Ve bizim meclis başkanımızı burada görmek istediklerini ifade etti. Sayın meclis başkanımıza bu daveti ileteceğim. Bakan Dastis'le çok kapsamlı bir görüşme yaptık. Öncelikle İspanya'nın Avrupa Birliği sürecimize verdiği desteğe teşekkür ettiğimizi söyledim. İspanya bizim gibi terörle mücadele konusunda ortak bir geçmişe ve deneyime sahip bir ülke. Bizi çok iyi anlıyorlar. Aldığımız bazı tedbirlerin niçin gerekli olduğunu çok farkında olan bir ülke. Tabii karşılıklı olarak birbirimizi eleştirebileceğimiz konular var. Ama ortaklaştığımız konular o kadar çok fazla ki eleştirilebilecek konuları da beraber aşabilecek iradeye, konuşma kültürüne sahibiz İspanya'yla. Nitekim aramızda özellikle bu dönemde medeniyetler arası ittifak girişiminin daha da yükseltilmesi gerektiğini, Cumhurbaşkanımızın buna verdiği özel önemi tekrar belirttim. Daha işte tabii fiziki olarak mücadele ediliyor, etnik terörle fiziki olarak mücadele ediliyor ama esas olan bu terör örgütlerinin ideolojik cazibesini yok etmektir. Bunu kırmaktır. Bunun için medeniyetler arası ittifak girişimi çok büyük bir mesajdır dünyaya. Örneğin DAEŞ'te söz konusu olduğunda halkının çoğunluğu Hristiyan olan ülkelerin liderleri DAEŞ'e karşı bir mücadele yürüttüğünde DAEŞ bunu kendisi açısından ideolojik bir avantaja çevirebilir. Bunu tipik bir Haçlı-Hilal Savaşı gibi sunabilir. Ama Müslüman ülke bir ülkenin lideri olarak Sayın Cumhurbaşkanımız DAEŞ Müslüman değildir ve İslam'a zarar veriyor dediği zaman bunun DAEŞ'in ideolojik zeminini
yıpratmak açısından ne kadar önemli olduğunu, esas olanı da bu olduğunu belirttim kendisine. Nitekim bu çerçevede aramızda iş dünyası açısından yoğun bir işbirliği var. Avrupa Birliği müzakerelerinin devam etmesi konusunda onlar çok iyi bir iradeye sahipler. Bazı ülkelerin Türkiye ile Avrupa Birliği müzakereleri dondurulsun ya da askıya alınsın gibi tavırlarının son derece yanlış olduğunu söylüyorlar. Altını çizerek şunu söylediler. Türkiye vazgeçilmez bir stratejik ortaktır. Vazgeçilmez ve büyük bir Avrupa devletidir. Dolayısıyla bu tip yaklaşımlar son derece yanlış olur. Türkiye ile daha çok işbirliği yapmayı, daha çok konuşmayı teşvik ediyoruz ve bunun doğru olduğunu söylüyoruz diye bu ifadelerde bulundular. Pek çok alanda bundan sonrasında daha güçlü bir işbirliği yapacağımızı umuyorum. Yani bütün görüşmelerimiz çok iyiydi. Son derece verimli, üst düzey ve çok faydalı bir ziyaret olduğunu düşünüyorum. Efendim, Avrupa Parlamentosu 4 Ekim'de Strasbourg'da bir araya gelecek, toplanacaklar. Almanya Başbakanı Merkel ve siyasi parti liderlerinin de Türkiye müzakerelerinin bitmesi noktasında açıklamaları var. Bu kapsamda bir tavsiye kararı bekleniyor mu? Beklentiniz ne? Avrupa Parlamentosu daha önce böyle bir karar aldı ve yanlış bir karar aldı. Parlamentoların doğasına, parlamentoların fıtratına aykırı bir karar aldı. Çünkü parlamentoların varlık sebebi konuşmaktır. Yani çatışma yoluyla değil, dışlama yoluyla değil, konuşma zeminlerinden kaçarak değil, konuşarak, işbirliği yaparak, çözüm yolları bularak sorunları çözmek için parlamentolar kurulmuştur. Avrupa Parlamentosu Türkiye ile müzakereleri askıya alalım gibi bir yaklaşım üreterek parlamentonun doğasına ve fıtratına aykırı bir öneride bulunmuş oluyor. Nitekim şunu unutmamak gerekir. Parlamentoların en büyük özelliklerinden bir tanesi demokrasi kültürünü desteklemek ve demokratik dayanışmayı artırmaktır. Ama Avrupa Parlamentosu maalesef bir Avrupa devleti olan ve bir Avrupa demokrasisi olan, Avrupa Birliği sürecinde aday ülke olan Türkiye'de gerçekleşen darbe girişimi sırasında içinde çok saygıdeğer parlamenterler varken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bombalanması karşısında gelip de Türkiye'ye bir dayanışma göstermemiştir. O zamanki parlamento başkanı olan Schulz, darbe girişiminden sonra aylarca Türkiye'yi eleştirmiştir ama ancak 4-5 ay sonra gelmiştir. Halbuki olması gereken neydi? Avrupa Parlamentosu bir demokrasi okulu olarak bilinir, bir demokrasi ekolü olarak adlandırılır. Dolayısıyla Avrupa Parlamentosu'ndaki milletvekillerinin çok kalabalık heyetler halinde gelip savaş uçaklarına direnmiş, savaş uçaklarına karşı parlamentoyu korumak için milletvekillerinin terk etmediği o salonda, o kubbe altında, o çatı altında Türk parlamentosuyla dayanışma içinde olmaları gerekirdi. Dolayısıyla dayanışma kültürü konusunda, demokratik dayanışma konusunda sınıfta kalmış bir parlamentonun ikide bir Türkiye ile müzakereleri keselim demesi gayri ciddi bir yaklaşımdır. Almanya'da artık öyle söylemlerde bulunuyor. Almanya'nınkinin artık şu olduğu çok belli. Yani Almanya kendi sorunlarını örtbas etmek için, kendi çözemediği sorunlarını örtbas etmek için Türkiye gündemini ayakta tutuyor. Yani böyle saçma bir şey olabilir mi? Merkel ve Schulz televizyon programına çıktılar, seçimi konuşacaklar. 95 dakikanın, 90 dakikanın neredeyse 60 dakikası Türkiye ve göçmenler hakkında. Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında cümle kurmadan basında haber olamıyorlar. Gelinen nokta ne oldu? Her yerde söyledik. Türkiye karşıtlığı size oy kaybettirir. Çünkü orada aşırı sağ partiler güçlenir. Ben Sigmar Gabriel'e söylemiştim. Senin söylediklerin orijinal şeyler değil. Aşırı sağdan kes yapıştır yapıyorsun demiştim. Ne oldu sonuçta? İşte bu şekilde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra neredeyse milletvekillerinin üçte birinin Nazi bağlantısı olan bir partiyi parlamentoya soktular. Yani bütün bir Avrupa'daki kültürü tahrip ediyorlar. Biz Türkiye ile nasıl konuşulacağı, Türkiye ile nasıl işbirliği kurulacağı konusunda Almanya'nın İspanya'yı örnek almasını isteriz. Şu anda İspanya'da olduğum için bunu söylüyorum. İspanya'nın yaklaşımı, İspanya'nın da eleştirdiği konular var. Ama bütün bunları pozitif eleştiri olarak ortaya koyuyorlar. Yani dayanışmamızı artıralım, işbirliğimizi artıralım, şu sorunları aşalım diye söylüyorlar. Doğrusu budur. Teşekkür ederim. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Sağ olun.